Efendim mutlu akşamlar. 1 Haziran 2021'i gösteriyor takvim yaprakları. Yepyeni bir ayda sizlerle birlikteyiz. Saatlerimizde tam 18.45, günlerden de salı. Kanal 3 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki dakikalar boyunca Türkiye ve bölge gündemine dair ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bölgenin gündemi de çok yoğun. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu sıralarda Afyonkarahisar'da, öğle saatlerinde gelmişti. Onun temaslarının ayrıntılarına bakacağız. İYİ Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı vardı, ona bakacağız. Güney Beldesi seçimleri hazırlanıyor. AK Parti heyeti de adeta orada kamp kurmuş durumda. Onun da ayrıntılarını önümüzdeki dakikalarda bakacağız. İl Genel Meclisi toplantısı vardı. Afyonkarahisar Belediyesi'nde programlar vardı. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Ama önce pandemi parantezi açarak başlayacağız. Herkesin gözü kulağı dün akşam kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalardaydı. Kontrollü normalleşme dönemi artık sona erdi 1 Haziran itibariyle, yani bugün itibariyle ve artık bundan böyle kademeli normalleşme dönemine geçeceğiz. Temmuz ayı başına kadar, yani Haziran ayı boyunca da dün akşam alınan kararlar uygulanacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamanın kısa bir ayrıntısıyla başlıyoruz ana haber bültenimize. Tekrar hoş geldiniz efendim. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22 ile pazartesi sabahı 5 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin pazar günü haricinde belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir. Spor kulüpleri genel kurullarının Haziran'ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran'ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilebilecektir. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Evet, Başkan Erdoğan dünkü o kabine toplantısının ardından az önce yaptığı konuşmada sadece üniversitelerle ilgili bir değerlendirme yaptı. En azından eğitim konusuyla alakalı. 13 Eylül'de artık üniversiteler eğitim öğretime başlayacak. Bir taraftan da ana sınıflar, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde
Onunla ilgili ayrıntılı açıklama da dün akşam ve bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Haftanın iki günü yüz yüze eğitime gidecekler okullarına. Tüm Türkiye genelinde de bugün itibariyle başladı. Afyon'dan da önümüzdeki dakikalarda bununla ilgili de bir haberi sizlerle paylaşacağız. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları böyle. Bu konuyu biraz daha açacağız. Yani kademeli normalleşme ne anlama geliyor? Konu başlıklarını söyledi Başkan Erdoğan ama biz biraz daha şöyle ayrıntısına ineceğiz. Konunun ayrıntılarına bir bakacağız. Onu anlatacak sıradaki haberimiz. Kabine toplantımızda devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişarelerimizi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından bugün itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçildi. Normalleşme takvimine göre Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 05 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22 ile pazartesi sabah 05 arasında pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak. Kafe ve restoranlar 07-21 saatleri arasında hizmet verecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, Luna Park gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 7-21 arasında çalışabilecek. Şu açının ölçüsünü söyleyeyim bakayım, bu çevre açının ölçüsünü söyleyeyim bakayım. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak. İlk, orta ve liselerde ise eğitim öğretim haftanın iki günü yüz yüze yapılacak. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek. Kamuda esnek mesai uygulaması devam edecek. Spor salonları da açıldı. Ayrıca spor kulüpleri genel kurullarını Haziran'ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecek. Aşı hakkını kullanarak 2 doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı gençler ve çocuklarla ilgili olarak herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10-14 saatler arasında sokağa çıkabilecek. Aramadım, sormadım. Haram lokma diyorsun ya babacığım, Niyazi abim. Sinema salonları %50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla bugünden itibaren faaliyet gösterebilecek. Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu, kafelerle gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ise kapalı kalmaya devam edecek. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek. Evet, bir ay boyunca yaşantımız bu şekilde devam edecek. Umarız vaka sayıları daha da düşer ve artık o kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da gevşetilir ve biz de o özlediğimiz eski günlere geri dönme imkanına sahip oluruz temennisini tekrar yine edelim. Siyasetle devam edeceğiz. Eski başbakanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Afyon Karahisar'daydı. Eşinin memleketindeydi. Sık sık da vurgu yaptı bugün konuşmalarında. Ben Afyon'un damadıyım dedi. Eşi Sare Hanım da Ahmet Davutoğlu'na eşlik etti bugün Afyon Karahisar ziyaretine. İki gün boyunca kentte olacak. Bugün öğle saatlerinde geldi. Paşa Camii'nin önünde karşılandı. Bir şehidimizin vefat eden annesinin cenaze namazına katıldı. Ardından da İl Başkanlığı'nın, Gelecek Partisi Afyon Karahisar İl Başkanlığı'nın açılış törenine de katıldı. Daha fazlası da vardı. Ahmet Davutoğlu'nun Afyon Karahisar temaslarıyla devam ediyoruz efendim ana haber bültenimize. Müzik.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iki günlük yoğun bir programla Afyonkarahisar'a geldi. Paşa Camii önünde partililer tarafından karşılanan Ahmet Davutoğlu, aynı camide şehit Mete Saracın vefat eden annesi Cemile Saracın cenaze namazına katıldı. Davutoğlu daha sonra seçim otobüsüyle Afyon caddelerini turlayarak il başkanlığı binasına gitti ve binanın açılışına katıldı. Allah hayırlı mübarek eylesin. Allah razı olsun. Davutoğlu burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Açılış konuşmasını Gelecek Partisi Afyon İl Başkanı Niyazi Ertaş yaptı. Toplumu oluşturan büyük korkuyu cesaretle hep birlikte omuz omuza vererek geldik. İnandığımız bütün değerleri yok edenlere karşı artık susmayacağız. Haykırıyoruz. Diyoruz ki gelecek Türkiye'nin. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ise güneyde yapılacak olan seçimlerin önemine dikkat çekti. İnşallah hafta sonunda Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki ilk seçimimize Güney beldesinde giriyoruz Osman Bey adayımızla birlikte. Bu ve bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak, Ankara'da. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, il başkanlığı açılışının ardından çıkışta basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Temiz siyaset çağrısında bulundu. Bugünkü iktidarda bulunan neredeyse gidicidir, gidici. Sakın ha bunların tehditlerine kulak asıp da yanlış bir tercihte bulunmayın. Bunların dersin, verin. Netanyahu Güney beldesine giremez deyin. Ve bunlara derslerini verin. Ben vereceklerinize inanıyorum. Afyonlar onurlu insanlardır. Ben Afyon'un damadıyım. Afyon'u bilirim. Afyon'un kadının erkeğinin ne kadar onurlu olduğunu bilirim. Eminim Afyonlar bu dersi verecekler. Ahmet Davutoğlu daha sonra 2. Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti. Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak ile görüşmesinden önce bölgedeki öğrencileri görerek yanlarına uğradı. Onlarla ayaküstü sohbet etti. Afyonlu muyuz genelde? Evet. Siz beraber benim bazı dursunuz. Sizlerde kayınço oldum. Gelin şöyle beraber içelim. Biliyorsunuz değil mi? Bayağı beşek. Davutoğlu, konak ve oda başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti. Başkanı aynı zamanda bir başkan vekili. Evet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geride bıraktığımız dakikalar içerisinde de Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Üstü Serteser ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte orada İş adamlarıyla buluştu. Bununla ilgili ayrıntılı haberimizi de yarınki ana haber bültenimizde sizlerle paylaşacağız. Söylediğimiz gibi az önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yarın da Afyonkarahisar'da olacak. Sabah bir basın toplantısı var. Ardından da 6 Haziran'da seçim yapılacak olan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesine de bir ziyaret gerçekleştirecek Ahmet Davutoğlu. Ardından da İsçehisar ilçesine de bir ziyaret programı var. Hepsini ve daha fazlasını yarınki ana haber bültenimizde sizlerle paylaşacağız. Güney beldesinden bahsetmişken orada kalmaya devam edelim. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı da Güney'de adeta kamp kurmuş durumda. Aslında sadece AK Parti değil, bütün partiler kamp kurmuş durumda. Hatta Türkiye genelinde seçim yapılacak olan tek belde. Hal böyle olunca da siyasilerin uğrak mekanı oluyor. Dün AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Erol Karabacak bir Mevlüt-i Şerif okuttu Çalışlar Mahallesi'nde. AK Parti heyeti de birçok kadrosuyla o noktadaydı. Şimdi dün akşama gidiyoruz. AK Parti'nin Güney'deki seçim çalışmasının ayrıntılarına bakıyoruz. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney kasabasında 6 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi AK Parti heyeti çalışmalarına yoğunluk verdi. Tarihini yazın. Selamünaleyküm arkadaşlar.
Herkesten... Belediye Başkan adayı Erol Karabacak, dün akşam Çalışlar Mahallesi'nde mevlid okuttu. Programa AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Halil Ürün, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda Çalışlar Mahalle sakini katıldı. Programda bir konuşma yapan belediye başkan adayı Erol Karabacak, her sorunu çözeceklerini söyledi. Sizlere kısa dönemde olsa 2014 yıllarında verdiğimiz sözleri tutmak kaidesiyle ufak da olsa bir hizmetler yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar Çalışlar ve Güney olarak hep beraber bir arada her şeyi çözmeye çalışacağız. Sizler bizlere destek olacaksınız. Bizler de belediye başkanı, muhtar adayı, mağazalarımız, vekillerimiz hep beraber çözülmeyen engeller aşacağız arkadaşlar. İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da Karabacak'ın projelerine destek vereceklerini vurguladı. Değerli il başkanımız, seçim koordinasyon merkezimiz, Sinan Paşa Teşkilatımız gerçekten profesyonelce bir çalışma ortaya koyuyor. Güney kasabamızda da Erol Karabacak kardeşimiz AK Parti'mizin belediye başkan adayı gösterildi. Çok güzel projeler hazırlandı. Hem Güney için hem Çalışlar için. Buna milletvekillerimiz, Ankara'daki kabinemiz, il teşkilatımız, Afyon Belediye'miz, Afyon İl Özel İdaremiz gerçekten çok büyük destek veriyor. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Halil Ürün de AK Parti'nin kurulduğu günden beri hizmetin adresi olduğuna dikkat çekti. Kararın Erol Başkanımdan yana verildiğini çok net bir şekilde görüyorum 2-3 gündür. Bugün de Güney'de de dolaştım. Birkaç arkadaşla görüştük yine. Biz tarafımızı belletmek için geldik. Bizim vatandaşımız gerçekten hizmetin nereden alınacağını bilir. Çeşitli sebeplerle bir kısmı başka adaylarımızın yanında yer alsalar da AK Parti kurulduğu günden beri hizmetin adresi olmuştur. Elhamdülillah. Son konuşmayı ise AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay yaptı. Burası benim il başkanı olarak ilk göz ağrım, ilk seçimim dedi. Mobil baz istasyonu kaldırılacak iddialarına da cevap verdi. Burası benim il başkanı olarak ilk göz ağrım, ilk seçimim, ilk göz ağrım. Dolayısıyla benim için buranın ayrı bir önemi, ayrı bir manevi olarak da sorumluluğu var. Sizlere özellikle biz dün de Güney'deydik, bugün de Çalışlar'a geldik. Haftada birkaç gün burada bütün yatırımları takip ediyoruz. Sizlerin isteklerini, taleplerini birebir biliyoruz. Yaklaşık 15 gündür biliyorsunuz artık Çalışlar'da Türk Telekom olarak telefonumuz çekiyor. Bazı arkadaşlar işte diğer adaylarımız olabilir veya işte olayı farklı boyuta çekmek isteyen arkadaşlar olabilir. Diyorlar ki seçimden sonra bu mobil operatörü buradan AK Parti götürecek. Değerli Çalışlar hemşerilerim, bu konuda ben her anlamda kefilim. Kesinlikle burada sabit verici yapılana kadar mobil cihaz operatör hiçbir şekilde Çalışlardan herhangi bir yere bir metre ileriye dair gidemez. Bunun kefili başta benim, daha sonra Karabacak sözüyle onu da inşallah teyit etmiş oluyoruz. O konuda kesinlikle aklınızda herhangi bir olumsuz bir durum oluşmasın. Evet, AK Parti iktidarda olan bir parti olduğu için bir taraftan vaatler veriliyor, bir taraftan da orada icraatlar gerçekleştiriliyor. Dere ıslah çalışmaları başlamıştı, sıcak asfalt çalışmaları da başlamıştı. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu da bugün kameraların karşısındaydı. Birçok konuya değindi ama Güney'deki o seçim çalışmalarına, seçim konusunda ayrı bir parantez açtı. Hatta biraz da tiye aldı bu konuları, az önce bahsettiğim konuları. Dedi ki iktidar partisinin AK Parti'den yana Güney'e sadece havaalanı vaadi vermedikleri kaldı. Sinanpaşa ilçesinde, Güney beldesinde tüm dünyanın gözünün orada üzerinde olduğu belediye seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Tabii bu arada iktidar partisinin bundan 9 yıl evvel köy olarak köyleştirdiği, beldelik hakkını elinden alarak köye döndürdüğü belde belediyesi seçimlerine bizzat bugün
kendisi orayı köy yapmamış gibi bütün imkanlarını seferber ederek, hükümetin ve devletin bütün imkanlarını seferber ederek 2000 küsur nüfusun yaşadığı beldeye bir havaalanı vaat etmedikleri kaldı. Zannedersem o da Cumhurbaşkanımızın güney seçimlerini istinaden ilimize yapacağı ziyarette herhalde güneye bir havaalanı sözünü de Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Böylesi büyük bir projeyi de ancak Cumhurbaşkanımıza yakışır, o açıklayabilir. Değil ise ilimizden iktidar partisi adına siyaset yapan belediye başkanları, il başkanı, milletvekilleri, bakanlar artık oraya tur düzenliyorlar. Güney beldesini mesken tuttular. Kendilerine orada ne verildiyse, artık ellerine ne geliyorsa her türlü vaadi yapmak serbest. Ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantılarının ayrıntılarına bakmanın zamanı geldi. Geçtiğimiz ay malum kısıtlamadan dolayı, tam kapanmadan dolayı toplantılar gerçekleşememişti ve bugün ayın ilk günü. Hal böyle olunca da İl Genel Meclisi'nin toplantıları başladı efendim. İlk oturum bugün Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikten gelen, Afyonkarahisar Valiliğinden gelen gündem dışı konular görüşüldü. Aynı zamanda köylere ve ilçelere yapılacak olan yatırımlar da konuşulan konular arasındaydı. İşte İl Genel Meclisi toplantılarının, Haziran toplantılarının ilk oturumunun ayrıntıları. Haziran ayı toplantılarımızın... Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları Başkan Burhanettin Çoban Başkanlığında yapılan birinci oturumla başladı. 452.34 metrekare hazineye ait olan İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda yapılan ilk oturum açılış ve yoklamayla başladı. Daha sonra valilik makamından gelen gündem dışı konu İl Genel Meclisi üyelerine okunarak ilgili komisyona gönderildi. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Afyonkarahisar İl... Toplantıda Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde imar planı değişikliği, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaüz beldesinde ilkokul binası için taşınmaz alımı, Dinar ve Hocalar ilçesinde ise ödenek aktarımı konuları ile ilgili komisyonlara havale edildi. Hangi kalemle kullanılacak? Bu köyün nüfusu kaçtır onu öğrenebilir miyim? Sultandağ ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda görev yapmak üzere bir hayırsever üyenin seçilmesi konusu da komisyonda görüşülerek karara bağlanacak. Köylerde kanalizasyon hatlarının çok sık tıkanmasını önlemek için vidanjör tarifesi oluşturulması konusu da mecliste görüşüldü. Bazı meclis üyeleri söz alarak konu hakkında görüş bildirdi. Buradaki çalışma, köylerimize göndermiş olduğumuz vidanjörlerde ücret talebi düşünülüyor. Peki bu köylerden alınacak olan ücretler vatandaşlardan mı talep edilecek, köy muhtarlıklarımızdan mı talep edilecek? Kanalizasyonları köylerde açık kesilen bayağı ciddi anlamda çoğaldı. Bizim orada da, Taşmakçı ilçemizde de çok köylerimizde. Şimdi işin garip tarafı, kanalizasyonlara hayvanların dışkıları da dahil olmak üzere dökülüyor. Hatta bazı yerlerde, Kadir Bey de biliyor bu müdürümüz, ölüp uzağa varıncaya kadar kanalizasyonlardan çıkıyor. Bu da vidanjörün arızalanmasına sebep oluyor. Muhtarlarımıza diyoruz, katıyı süzgeç takın diye. Muhtarımızın bir tanesi bana dedi ki, hocam diyor, ben bunu diyor bir kişiye diyor yaptırsam 9 kişiye yaptıramam diyor. Nasıl önleyeceğim ben bunu diyor. Şimdi devletin bir de yapmış olduğu yatırım var, masraf var. Bunlara yazık değil mi? Yani bu işi muhtarlıklara bırakmadan şu elek süzgeç işini bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Verdiği fasitlik evet çözüm olabilir ama bu işin en basit yöntemi bireysel olarak ferdi, rogar, baca uygulamalarıyla birlikte konulacak süzgeçler bu işin en temel çözüm noktası olabilir diyerekten encümen kararı aldık. Ferdi, rogar, baca uygulaması yapacak vatandaşa ilçe özel idare olarak biz araç yardımında da bulunacağımızı taahhüt eder şekilde bir taahhütname imzalatacağız. İnşallah evcilerde bunun pilot uygulamasını yapıp diğer ilçelere de örnek olacağız. Gündem maddesi ilgili komisyonda görüşüldükten sonra tekrar mecliste ele alınacak. Toplantı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne göz ultrasonografi cihazı alımı için ödenek aktarılması ve Evciler ilçesinde bazı işlerin gerçekleştirilmesi için ödenek değişikliği konularının ilgili komisyonlara gönderilmesiyle sona erdi. Haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu yarın yapılacak.
Efendim Afyonkarahisar İl Genel Meclisi yerleşkesinden Afyonkarahisar Belediye Binası'na bir geçiş yapacağız. Malum Afyonkarahisar 2 yıl önce 2019 yılında gastronomi şehri ilan edilmişti. Hep hatırlatıyoruz, tekrar hatırlatalım. Türkiye'de 3 tane şehir var: Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar. UNESCO'nun listesine giren şehirlerden birisi. Ama Afyonkarahisar tabii pandemiye kurban gitti. Aslında çok da fazla bir tanıtım gerçekleştirilemedi ne yazık ki bu pandemi süreci dolayısıyla. İnşallah bundan sonra kentin yemekleri farklı farklı şekillerde, farklı farklı yerlerde tanıtılmaya başlanacak. Tabii bir taraftan da UNESCO'ya verilen sözler vardı. O sözlerden bir tanesi de gastronomi kültürü kitabı çıkarılması sözüydü. Bununla ilgili de ilk adım atıldı bugün. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği arasında bir protokol imzalandı. Onun ayrıntılarına bir bakacağız şimdi. Afyonkarahisar Belediyesi, gastronomi alanında UNESCO'ya verilen taahhütlerden birisini daha yerine getiriyor. Sizden istediğimiz 5 adet Afyon'un en özel yemeği var arkadaşlar. Devam etmiyorum abi, karıştıracağım. Sen devam etmiyorsun da ocak devam ediyor ya. Afyon Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği'nin işbirliğinde hazırlanacak gastronomi kültürü kitabının protokolü imzalandı. Başkan Mehmet Zeybek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Karakaş ve Dernek Başkanı Hamza Kalkan arasında imzalanan protokolle gastronomi kültürü kitabı için hazırlıklara başlanacak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, UNESCO'ya verilen taahhütlerin birisini daha yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gastronomi şehri ilan edildikten sonra UNESCO'ya verilen taahhütlerden birisini daha üniversitemiz, Afyonkarahisar Aşçılar Derneğimizle birlikte bir protokol imzalayarak yerine getirmiş oluyoruz. Bununla birlikte tescillenecek olan ürünlerle birlikte yöresel ürünlerini içeren, yöresel lezzetlerini içeren bir kitabımızı bastıracağız. Tabii sağ olsun üniversite hocalarımızla birlikte yemeklerin hikayelerini de açıklamak şartıyla dijital ortamda da yayınlanması gerekiyor. Bunu da arkadaşlarımız hazırlayıp yayınlayacaklar. Bu vesileyle protokol imza aşamasını gerçekleştirdik. Ben Afyon'umuza hayırlı olmasını diliyorum. AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş da kitabın gelecek nesillere miras kalacağını söyledi. Üniversitemiz Turizm Fakültesi Mutfak Sanatları ve Gastronomi bölümündeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı verecekler. Aslında daha önce üniversitemizde bir yemek kültürü, Afyon yemek kültürüyle ilgili, yemekleriyle ilgili bir kitap yayınlanmıştı ama bu çalışma daha etraflı bir çalışma olacak. Hem Afyon'umuzun bütün bölgelerinin, yörelerinin yemekleri bu kitapta yer alacak, güncellenecek ama aynı zamanda hikayeleri de eklenecek. Bu anlamda Afyonkarahisar'ımızda bir gastronomi kültürü mirası gelecek nesillere bu çalışma aracılığıyla bırakılacak. Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkansa, eserin gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Afyonkarahisar'ın gerçekten bir gastronomi şehri olduğunu, bununla ilgili çalışmaları hep birlikte yapmaya her daim hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kitap 8 bölümden oluşacak. Editörlüğünü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mustafa Sandıkçı'nın yapacağı eserde Afyonkarahisar mutfağı tarihi, UNESCO süreci, Afyonkarahisar'ın tarım ve hayvancılığı, gastronomi eğitim sürdürülebilirliği, tören yemekleri, gastronomi festivali, yemeklerin hikayesi, inançlar ve deyimler, coğrafi işaretli ürünler ve Afyonkarahisar yemekleri yer alacak. Aç bakayım ağzını. Alıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle akşam vakti biraz daha belki de iştahınızı kabartmış olabiliriz ama Afyonkarahisar bunu hak eden şehir, gastronomi şehri olarak. Dün itibariyle kademeli normalleşme sürecine başladık demiştik. İlkokullar, ortaokullar, liselerde de eğitim ve öğretim başladı.
Bugün Afyonkarahisar'da çocuklar okulların yolunu tuttu ama tabii ki pandemi kuralları çerçevesinde okula girişlerde dezenfektan sıkıldı yavrularımızın ellerine. Sosyal mesafe kurallarına göre İstiklal Marşı okundu, ardından da sınıfların yolu tutuldu. Hem öğrenciler memnundu hem de veliler. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında Afyonkarahisar'da tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflar kapılarını öğrenciler için açtı. Okula velileriyle gelen öğrencilerin ellerine girişlerde görevliler tarafından dezenfektan sıkıldı. Çocuklar için tabii iyi bir şey ama bir yandan da işte birazcık da çekincemiz var. Biraz daha milletin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Evet. Maske mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçerek ilk ders zili öncesi hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına giren öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etmenin mutluluğunu yaşadılar. Okulların kısa bir süreliğine de olsa yeniden açılması hem velileri hem de öğrencileri mutlu etti. Gerçekten öğrenciden önce aileler bile heyecanlıydı. Evet, kafeler ve restoranlar da malum artık açıldı. Belirlenen kriterler çerçevesinde müşterilerini ağırlamaya başladı bugün itibariyle. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından o açıklamayı yapınca saat böyle 7.30-8 civarıydı akşam saatlerinde. Kafelerin, restoranların açılacağını duyan işletmeciler soluğu o işletmelerinde aldı. Hazırlıklar akşamdan başladı efendim. Sparta'ya gidiyoruz. Heyecan geceden başladı. Haberi duyan işletmelerine koştu. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme takvimini açıklamasının ardından Isparta'da hizmete başlayacak olan esnaflar iş yerlerini geceden temizlemeye başladı. İşlerimize başlamaya devam edeceğiz. Bütün müşterimizi bekliyoruz. Yeme ve içme sektöründe hizmet veren esnaflar dükkanlarında masa ve sandalyeleri indirerek temizlik yaptı. Masaları servise hazır hale getiren esnaflar, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun kararını beklemeye başladı. Şimdi arkadaşlar der ki en azından Afyonkarahisar özelliği için, Türkiye'nin diğer şehirlerinde de muhtemelen vardır ama bu tip işletmeler, kafeler, restoranlar artık eleman ilanlarına da başlamış. En azından işi olmayan, gücü olmayan kardeşlerimiz onları da şöyle bir kolaçan ederse, bir göz atarsa iş ilanlarına, bir taraftan garson alınıyor, komiler, temizlikçi, motokurye, bulaşıkçı vesaire. Bunlar tabii ki ihtiyaç. O kapanma döneminde bunların birçoğu işsiz kalmıştı ne yazık ki haliyle. Ama şimdi artık kafeler ve restoranlar açıldı. En azından Haziran'a boyunca devam edecek. Temmuz, Ağustos'ta da inşallah bunun da devamı gelecek fazla. Dolayısıyla iş ilanlarının da biraz daha arttığını söylüyor arkadaşlar. Uyardı. Teşekkür ediyorum. Siz de bir göz atarsanız en azından işi olmayanlar, iş arayanlar için de bir tavsiye niteliği taşımış olsun bu söylediklerimiz. Şimdi Manisa'dan bir haber. Malum meteoroloji uyardı. Bölgemizde yağışlı bir hava söz konusu ama sel baskınlarına dönüştü. Saruhanlı ilçesinde parke taşları yerinden söküldü efendim. Ağaçlar devrildi ve aynı zamanda bir otomobilin o sel sularına sürüklenmesi de cep telefonu kamerasına kaydedildi. Daha fazlası da var. O haberin ayrıntılarına bir bakacağız. Bir anda geldi, önüne ne kattıysa sürükledi. Hatta otomobilleri bile. Araba gidiyor! Araba gidiyor! Araba gidiyor! Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi bir yılda 4. sel felaketini yaşadı. 23 Haziran 2020 tarihinde yaşanan büyük sel felaketi sonrası zaman zaman yağan yağmurlarla su baskınları yaşanan mahallede
yine ortalık savaş alanına döndü. İlçede aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Büyük Belen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Yağmur suları cadde ve sokaklardaki kilit parke taşlarının sökülmesine, bazı ağaçların devrilmesine ve park halindeki bir otomobilin sürüklenmesine yol açtı. Bölgeye Saruhanlı Belediyesi'nin iş makinelerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baskınların yaşandığı evlerdeki suyu tahliye eden ekipler, bozulan yolların onarılması için de çalışma başlattı. Bazı mahalle sakinleri de traktörlerinin arkasına bağladıkları tesfiye küreğiyle yollardaki ve evlerinin önündeki çamur birikintisini temizlemeye çalıştı. Yaşanan felaket havadan da görüntülenirken bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Efendim, Denizli'den bir eylem haberini paylaşacağız sizinle. Kekik üretiminde öncü olan şehirlerden bir tanesi. Hatta hem Türkiye'nin hem de dünyanın kekik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan şehir Denizli. Ama o kekik üretilen bir bölgede taş ocağı faaliyete başladı. Daha önce ara vermişti ama bugün itibariyle başlamış. Hal böyle olunca da oradaki üreticiler, çiftçiler ayaklanmış, iş makinelerinin çalışmasına izin vermemişler. Hatta Denizli Valisi Ali Fuat Atik'le görüşme talepleri de var. Vali Bey bu görüşme taleplerini de kabul etmiş. Onun ayrıntılarıyla devam ediyoruz efendim. Denizli'de bir süre önce faaliyete başlayan ancak çevredeki çiftçilerin talebi üzerine faaliyetlerine ara verilen taş ocağının yeniden faaliyetlerine başlaması tepkilere neden oldu. Var olan taş ocağının çalışmasının hemen durdurulmasını. Kaliteli kekiğin yetiştiği bölgenin zarar göreceğini savunan çiftçiler bölgeye giderek eylem yaptı. Bizler tarladan gelip biz çapalarımızı tarlada dik gibi dik de geldiklerimizi. İş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen vatandaşlar, Vali Ali Fuat Atik'in görüşme talebini kabul etmesiyle sakinleşti. Önce kekiklerimize baksınlar. Ben bunu yarın gelen tüccara nasıl satacağım? Daha sonra vatandaşlar Denizli Valiliği'nin yolunu tuttu. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı valilik önünde toplanan üreticiler zorla binaya girmeye çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. Sayın valim gelecek, köylüye herkese izah edecek, bana değil. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı için Muğla'da bulunan Vali Atik, durumdan haberdar olur olmaz toplantıyı yarıda bırakarak Denizli'ye döndü. Anneciğim, ben onu mağdur ettim. Ben seni mağdur ettirir miyim ya? Bir saniye. Ben onu ziyan ettirir miyim? Olur mu öyle şey? Valilik önünde toplanan mahalle sakinlerinin konferans salonuna alınması talimatını veren Vali Atik, üreticilerin sıkıntılarını bizzat dinleyerek sorunun çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu. Ben yarın sizdeyim. Bak bir şoför. Efendim, Kütahya'dan bir haber paylaşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde şiddet izlem merkezi kuruldu. Peki bu merkezde ne yapılıyor onu da söyleyelim. Şiddet eğilimli kişiler bu kurulan özel tedavi merkezinde orada sağlık işlemlerine tabi tutuluyor. Daha fazla ayrıntıyı da Rektör Profesör Doktor Vural Kavuncu'nun da ağzından dinleyeceğiz. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Şiddet İzlem Merkezi'nde şiddet uygulayan kişilere yönelik tedavilere başlandı. Mağdurların savcılıklar ve kolluk kuvvetlerine başvurmaları halinde mahkemelerce alınan sağlık tedbiri kararı doğrultusunda şiddet uygulayanlar bu merkezde tedaviye alınıyor. Merkezde bunun yanı sıra şiddet mağdurlarına yönelik hizmetler de veriliyor. Özellikle şiddet gösteren bireylere yönelik terapi programları,
tedavi programları ve takip programları var. Rektör Profesör Doktor Vural Kavuncu, üniversite olarak şiddetle ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla psikiyatri bölümündeki öğretim üyeleri tarafından proje hazırladıklarını söyledi. Rektör Kavuncu, bu merkezin hem şiddete uğrayan hem de şiddet uygulayan kişilerin tedavi edilmesi bakımından ayrı bir özelliğe sahip olduğunu vurguladı. Bugün şiddet uygulayan kişilerin bir kısmında da bağımlılık çeşitli düzeylerde, uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı yahut da bir psikiyatrik hastalık da yer alabiliyor. Şiddet İzlem Merkezi sorumlusu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İsmail Volkan Şahiner de alanında uzman bir ekiple şiddet gösteren bireylere yönelik terapi, takip ve tedavi programlarının uygulandığını belirtti. Şahiner, merkezde yaklaşık 50 kişinin tedavi sürecinin başladığını söyledi. Merkezimizce düzenli bir şekilde takip ve tedavi görüyor. Efendim Afyonkarahisar'dan bir yangın haberi paylaşmanın vaktidir. Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde bir kerpiç evde yangın çıktı bilinmeyen nedenle. İçeride yaşlı bir amcamız vardı. Neyse ki orada köylüler tarafından çıkarıldı. Ve o yangın vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin el birliğiyle kontrol altına alındı, söndürüldü. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın seferberlikle kısa süre içerisinde söndürüldü. Olay Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen nedenle kerpiç evde yangın çıktı. Evin arka tarafında bulunan odunlukta başlayan yangın çatı kısmına sıçrayınca alevleri gören köy sakinleri yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Yangın sırasında evde olan Sebahattin Kaleli, alevler büyümeden evden çıkarıldı. Yangın itfaiye ve jandarma ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Burada içerideki camdan alabilirsiniz. Bir yangın haberi de Denizli'den ama bu kez yangın bir iplik fabrikasında meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi, itfaiye personeli müdahale etti efendim. Havadan drone'la da kaydedildi o yangın ve gökyüzüne yükselen dumanlar. Saatler sonra kontrol altına alındı. Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kocabaş Mahallesi, Denizli Afyonkarahisar Karayolu kenarındaki iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 19 itfaiye aracıyla 38 personel müdahale etti. İtfaiye erleri pamuk dolu depoda alevleri söndürmek için çaba gösterdi. Öte yandan jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Devam ediyoruz efendim. Eskişehir'den bir sağlık haberi. Cemil Ünder 64 yaşında karnında bir ağrı hissediyordu. Hal böyle olunca da doktorlara başvurdu. Hastaneye gitti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ve o hastanın karnından tam 6 kilogramlık bir kitle çıkarıldı. Eskişehir'de karın ön duvar ve yanlarında yaklaşık 6 kilogram kitle bulunan 64 yaşındaki kişi ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu. Temel olarak hani görüyorsunuz ne kadar büyük olduğunu. Ağrı ve gaz şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvuran emekli memur Cemil Ünder'in tetkiklerinde karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Evet, şikayetin var mı? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. Doktor Orhan Kalaycı ve Doktor Uğur Durukan tarafından 3,5 saat süren ameliyatla hastanın karnından 30 cm en ve 35 cm boyunda 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Kitleyi çok şükür herhangi bir sorun olmadan ve diğer çevre organlarda bir yaralanma meydana gelmeden çıkarabildik. Ameliyattan 7-8 gün sonra taburcu edilen ve sağlığına kavuşan Cemil Ünder, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Şikayetim şöyle bir sancı vardı.
Efendim sağlıktan başladık yine. Sağlıkla ilgili bir haberle devam edeceğiz. Afyonkarahisar'dan bu kez haberimiz. Mehmet Cankoy'u hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz haftalar içerisinde paylaşmıştık onunla ilgili haberimizi. Acil tıp teknisyeni helikopter ambulansta hayat kurtarıyor. Ve o paylaştığımız konuysa hatırlayacaksınız bir yanan bebeği helikopterle Eskişehir'e götürdüğü esnada o bebeğin ona sarılmasıydı. Sosyal medyada gündem olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere birçok kişi bununla ilgili paylaşımlar yapmıştı. Efendim Mehmet kardeşimizin eşi de ambulansta paramedik olarak görev yapıyor. Hal böyle olunca da karı koca el ele birisi havadan diğeri karadan hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. 112'nin başhekimi, 112 Acil Servis'in başhekimi Doktor Gülsün Doğan Ateş'in de açıklamaları var sıradaki haberimizde. Afyonkarahisar'da ambulans helikopterde çalışan Mehmet Canko ve 112 Acil Servisinde paramedik olarak görev yapan eşi Merve Canko, hayat kurtarmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Üzerine sıcak su dökülen bebeği helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken kucağında taşıdığı fotoğrafları sosyal medyada ilgi gören acil tıp teknisyeni 30 yaşındaki Mehmet Canko, eşiyle 10 yıldır hastalara şifa olmak için mesai harcıyor. 7 yıldır helikopter ambulansı çalışıyorum. Afyon'da göreve başladım. Hala Afyon'da devam ediyorum. Bunun için özel eğitimler arıyoruz. Kısa alanda, dar alanda müdahale edebilmek için. Bu eğitimler sonucunda profesyonellik kazanıyoruz ve bunun şekilde de hastalara müdahale ediyoruz. Aynı olaya müdahale ede veya aynı hastaya müdahale ede onun kaşından gözünden ne yaptığını veya o anda ne yapabileceğini bilmek çok güzel bir duygu. Ve paramedik Merve Canko. O da işini severek yapıyor. 10 senedir 112'deyim. 6 senedir de Afyon 112'deyim. Hayat kurtarmak güzel bir duygu. Yani güzel dualar almak, güzel dilekler almak insana mutluluk veriyor. Peki karı koca bu işte çalışmak nasıl bir duygu? Merve Canko onu da anlattı. Güzel bir duygu. Aslında biz hani birlikte çalışamıyoruz. Eşim havada, ben karada. Ama tabii bazı vakalarda ortak çalışma imkanımız oluyor. Ben hasta getiriyorum kendisine ya da hasta alıyorum. Ama tabii hani eş ilişkisi olmuyor ama iş arkadaşı. Güzel. Çoğu vakada kendimizi değerlendiriyoruz. İşte bunları yaptık, daha fazla ne yapabilirdik? Eksik yaptığımız bir şey var mı? Hani vicdanımızı rahatlatmak biraz da. Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğansa, Canko çiftinin meslektaş ve hastaları tarafından sevildiğini belirterek aralarındaki uyumu başarılı bulduğunu söyledi. Her ikisi de çok güzel uyum çalışıyorlar. İkisi de işlerini gerçekten iyi yapıyorlar. İyi eğitim almış insanlar. Ve gerçekten de çok vicdanlı çalışan bir karı koca. Genç bir çiftimiz. Henüz kendilerinin çocuğu yok ama inşallah o da olacak. Bu şekilde uyum içinde güzel bir şekilde Afyon 112'ye çok güzel bir renk katıyorlar. Efendim pandemi sürecini yaşıyoruz ve hayatımıza farklı farklı şeyler giriyor. Sıradan günler geçirmiyoruz malum. Uzaktan eğitim bunlardan birisi. Çocuklar EBA üzerinden de erişim sağlıyordu bir zamanlar. Tabii ki her ne kadar şu anda iki gün açılsa da daha önceden tamamıyla uzaktan eğitim vardı. Ama bu artık internet kullanımı da yaygınlaştı. Ticaretler, e-ticaret üzerinden yapılıyor. Satışlar, siparişler vesaire. Eskişehir'de de buna benzer bir haber yine bugün haber merkezimize ulaştı. Bir kadın girişimci efendim. Bugüne kadar yaklaşık 5000 kişiye çevrim içi örgü dersi vermiş. Eskişehir'de yaşayan ve Örsem Aşklı adını verdiği atölyede farklı meslek gruplarından birçok kadına eğitim veren girişimci Sema Doyran, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ücretsiz çevrim içi derslerle yurt içi ve dışında binlerce kişiye ulaştı. Tabii ameliyathanedeyim, arkadaşlar var zaten. Doyran'ın öğretim görevlileri, sağlık çalışanları, ev kadınları, üniversite öğrencileri gibi farklı gruplardan kadınlara modayı da takip ederek yaptığı çalışmalarını aktardığı ders videoları ilgi görüyor. Ameliyathanede sesiniz yankılanıyor hocam diye mesajlar atıyor bana. Eğitim sırasında zaman zaman kursiyerlerle sohbet eden Doyran,
hem farklı coğrafyalardan katılımcılar arasında etkileşimi sağlıyor hem de dersleri eğlenceli hale getiriyor. Evet, çok güzel, çok da şık oldu. İçinin bluzu çok güzel oldu. Evet. Örgü dersleri çoğu zaman Zoom programı üzerinden veriliyor. Sema Doyran bugüne kadar yaklaşık 5000 kişiye örgü dersi verdi. Erkekleri bilemeyiz ama kadınlar için çok da zevkli bir kursa benziyor bu uzaktan örgü kursu. Efendim bültenimizin son haberini Isparta'dan paylaşacağız. Güller çıkmaya başladı. Gül'ün başkenti, Türkiye'nin gül ihtiyacının, gül yağı ihtiyacının da önemli bir bölümünü karşılayan Isparta'da güller oldu. Ama her ne kadar pandemi sürecini yaşasak da yine gül bahçeleri yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor, ağırlamaya da devam ediyor. Bugün o misafirlere farklı bir eğitim verildi, gül eğitim verildi. Kim tarafından? Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından. Bakın o eğitim nasıl bir eğitimdi. Gülü edeple yaklaşmak gerekiyor, gülü toplamaya da. Dünyanın gül yağı ihtiyacının %65'ini tek başına karşılayan Isparta'da gül hasadı devam ederken, pandemiye rağmen gül bahçeleri misafirlerini ağırlıyor. Bu kapsamda gül bahçelerinde farklı etkinlikler de düzenleniyor. Onlardan biri de gül eğitimi. İslamiyet'te olduğu gibi Osmanlı'da gül... Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyündeki gül tarlalarında yerli ve özellikle Amerika, Azerbaycan, İngiltere, Fransa ve Bulgaristan'dan gelenlere gül eğitimi verdi. Yabancı misafirlere gülün tarihteki önemini anlatan Ergül, Yunan mitolojisinde gülün tanrıçaların kutsal çiçeği olduğunu belirterek tasavvuf, Roma İmparatorluğu ve Sümerler'deki öneminden bahsetti. Ergül, gülün şifa enerjisinin yüksek olduğunu da söyledi. Gonca halini görmüş olduğumuz celal esmasıdır. Tarlalarda gezen ve eğitime katılan misafirler gül toplayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Gülün hikayesine bizzat şahit olan misafirler geleneksel yöntemlerle gül yağı ve gül suyu çıkarma deneyimi de yaşadı. Evet efendim, 1 Haziran 2021. Salı gününe dair, yani ayın ilk gününe dair aktaracaklarımız bu kadardı. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu bir akşam temennisiyle bitirdik diyoruz. Hoşça kalın efendim. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Bu maçı da kazanmak isterdik çünkü ne kadar galibiyet milli takımı o kadar gurur verici bir olay olur. A milli futbol takımı Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'daki hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Şenol Güneş, ikinci hazırlık maçının geride kaldığını belirterek, maç performansı ve müsabaka sayısı düşük olan oyuncuları görmek açısından önemli bir maç olduğunu söyledi. Tabii ki arzumuz güzel bir futbol kazanmaktı. Bunu %100 başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Zaten beraber kaldık. Güneş, arkadaşlarımız maçta iyi niyetle oynadılar. Daha verimli olmamız gerekiyordu, dedi. Oyunda denk bir maçtı. Rakip de fizikli ve temaslı oynamayı seven bir takımdı. O bakımdan ikili boğuşmalarda arkadaşlarımız iyi niyetle boğuştu. Gayet iyiydi o konuda ama daha verimli olmamız gerekiyordu. Önde baskılarımızı eksik yaptık. Top çıkarken top kayıplarımız vardı. Sakatlık riski olanlar da vardı. Allah'a şükür hiçbir sakatlık olmadan çıktık. Maç sayısı düşük olanları da biraz daha görmeye çalıştık. Tabii ideal bir 11 açısından değildik ama oyun yapısı olarak herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Bütün oyuncuları değerlendirmiş olduk.
Yine milli takım teknik direktörü Didier Six ise Türkiye ile ilk milli maçlarını oynadıklarını ve bunun kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyledi. Premier match sur nos 4 matchs en venant en Turquie. Açıkçası biz bugün biraz taktik bir maç oynamaya çalıştık ve hedefimize de ulaştığımızı düşünüyorum. Ve bizim için Türkiye'de Türkiye'ye karşı oynadığımız ilk milli maçtı. O yüzden de bizim için ayrı bir yeri var bu maçın. Afşet Afyonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mehmet Doğan, Savaş Tağ, Oktay Demircan, Emre Tosun ve Görkem Güvenli ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yeni sezon için kadro oluşturma hazırlıklarına başlayan Afşet Afyonspor'da sözleşmesi sona eren bazı futbolcularla yolların ayrıldığı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada mor beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 5 futbolcu yeni sezon için kulüp aramaya başladı. Takımla sözleşmesi sona eren Emre Tosun, Savaş Tağ, Oktay Demircan, kiralık olarak forma giyen Görkem Güven ve geçen sezon takımın kalesini koruyan Mehmet Doğan'la yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada bu futbolcularımıza kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Bu arada Afşet Afyonspor'un yeni sezon için 65 yaşındaki teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile anlaşma sağlandığına dair sosyal medyada bazı haberler yer almasına rağmen kulüp yönetiminden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri öğrenilen Afşet Afyonsporlu yöneticilerin önümüzdeki günlerde yapacakları basın açıklamasıyla bu çalışmaları spor kamuoyuyla paylaşmaları bekleniyor. Eminim ki ekran başında bizi izleyen, tüm halkımız da bizi seven, bizi yürekleri bir Türk takımının, Türk atıyorum, Türk oyuncuların, Türk kahramanlarımız var takımda. THE Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı mağlup ederek THE Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes Türkiye'ye geldi. İNG Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un rakiplerinden Anadolu Efes, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THE Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olmuş ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatmıştı. İlk sene olmadı, ikinci sene yarım kaldı. Ya üçüncü senede bunu başardığımız için, bu mutluluğu yaşattığımız için sizlere ve takım arkadaşlarına, hepimiz hep beraber bu duyguyu yaşadığımız için çok mutluyuz. İnanılmaz bir duygu gerçekten. Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Hedeflerimize adım adım zaten yaklaşıyorduk ama bir tek bu kupa eksik kalmıştı. Bugün de bu kupayı ülkemize getirmek nasip oldu. Çok çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tüm ülkemize, herkese hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert beyazlı kafileyi uçak çıkışında bando ekibi karşıladı. Baş antrenör Ergin Ataman'la oyuncular bando ekibinin çaldığı şarkılara eşlik ederek şampiyonluğu kutladı. Basketbolcular ve teknik ekip daha sonra çıkışta bekleyen ailelerinin yanına gitti ve mutluluklarını paylaştı. Ergin Ataman yaptığı açıklamada Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu gösterdik dedi. Herkes bizden bu şampiyonluğu bekliyordu. Geçen sene kısmet olmadı. Pandemi sebebiyle gene şampiyonluğa giderken durdu, oynanmadı. Ama bu sene sonuna kadar geldik ve 40 maçlık bir maraton sonunda 41. maçta Euroleague finaline çıktık ve kazandık. Çok zor bir takımı yendik. Barcelona'yı yendik finalde. Çok gururluyum. Dün akşam da söyledim. Çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık maalesef Almanya'da. Yayıncı kuruluşu almadılar oraya. Bizim ailelerimizi, kızlarımızı almadılar. Oyuncularımızın eşlerini almadılar. Birçok gazeteci arkadaşımız, yönetim kurulu üyemizi almadılar. Ama biz gittik orada. Gücümüzü gösterdik. Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu gösterdik. Bunu hak ettik. Onun için bu galibiyet, bu şampiyonluk çok çok önemli bizim için.
Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.